burası çok güzel. Küçükken de bahsediyordun böyle bir hayalin olduğundan, hatırlıyorum. Şimdi gerçekten sen burayı işletiyor musun? Bayıldım, harika. Beğenmene çok sevindim. Ben de senin hayallerini gerçekleştirmene çok sevindim. Senin haberin yok tabii ama ben Amerika'da moda eğitimi aldım. Yani şimdi restorandan sonra sırada böyle belki özel tasarım, hot couture gibi bir butik açmayı düşünüyorum. Esas o zaman hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım. Çok sevindim senin adına. Bana baksana, ben ne modadan anlarım, ne saçtan ne de makyajdan. Kendine haksızlık ediyorsun ama. Biz küçükken en iyi kaynağı da sen yapıyordun. Evet ama senin gibi ince zevklerim yoktu benim. Ben biraz erkek çocuğu gibi büyüdüm. Hadi oradan, güzel şey. Sen ne yaparsan yap, cazibeni saklayamaz. Daha önce bana kimse böyle bir şey söylemedi. Canımsın sen benim. Sen de benim canımsın. Birazdan siz böyle saç, makyaj, oje, tırnak mırnak muhabbetlerine girecekseniz ben kalkıyorum kızlar. Yok yok, tamam. Bitti o konular. Aa, yemeğini neden yemedin? Sen beğenmedin mi yoksa? Nasıl yemedim ya? Bu kaçıncı porsiyonum sen biliyor musun? Sen benden göbekli bir adam yaratmaya çalışıyorsun herhalde. Hiç de bile. Hem bence böyle gayet iyisin. Nehir, benim anlamadığım şeyler de var hayatta. Mesela gemicilik. Yani abim ve babam bu işin içindeler ama... siz ikiniz ne üzerinde çalışıyorsunuz mesela şu an? Aa bak, senin o konuları anlaman zor. Yani gemi inşası karmaşık ve teknik bir konu. Yani günlerce, gecelerce sana anlatmaya kalksak bu iş olmaz. Sen beni fazla hafife alıyorsun bence. Yani sen anlatırsan ben zevkle dinlerim. Buna ayırabileceğim zaman olduğunu zannetmiyorum Dilara. Hem baksana senin peşinden koşman gereken bir sürü iş var, öyle değil. Bir şey diyeceğim ya. Siz ikiniz birbirinize çok yakışıyorsunuz, farkında mısınız? Nehir, sen bugün çok çalıştın herhalde. Kafan yanmış senin biraz. Neyimiz yakışıyorsa birbirine. Nehir'cim, sen anlat, özel hayatın nasıl gidiyor? Özel hayatım... İşten çok fırsat olmuyor özel hayatıma. Senin nasıl gidiyor asıl? Var mı hayatında biri? Ya benim hayatımda biri yok da... annemler bana uygun birini bulmuşlar bile. Evlendirmek istiyorlar beni. Aa, kimle? Boş ver şimdi ya, hiç canımızı sıkmayalım. Ya evet ya, kimmiş o şanssız adam? Söylesene, merak ettik. Dilara söyle hadi, merak ettim. Ya Alper var ya, Celil Efendi'nin oğlu. Yani iyi çocuk, hoş çocuk kabul ediyorum. Yani sonradan okuduğu, savcı olduğu tamam. Ama bana göre biri değil yani. Hem benim kalbimde başka biri var. Yani ne büyük saçmalık ama, değil mi? Beşik kertmesi miyiz biz? Yani sanki daha bebekken sözümüzü kesmişler. Yani annem ve babam da olsalar kiminle evleneceğime onlar karar veremezler ki. Daha başımı canım burası. Bana bak. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Nerelere bakıyorsun öyle? Yoksa beni alt edip şirketin başına nasıl geçeceğini mi düşünüyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Hadi ama. Bilmiyormuşsun gibi davranma. Baban Dilara ile evliliğinizden bahsetmedi mi sana? Babanın sevinçten ayakları yere değmiyor bu konu ortaya çıktığından beri. Dilara ile evlenirsen... Aytekin ailesinin servetine ortak olacağınızı düşünüyorsunuz, değil mi? Yüzüme bak. En dipten zirveye tırmanmaya çalışırken yarı yolda düşüp de yaralanma. Ben zaten istediğim konumdayım. Bulunduğum mevkiye sırtımı babama dayayarak gelmedim. Senin gibi değilim yani. Haddini bil benimle konuşurken. Asıl sen haddini bil.
Hakkında konuşulanlar pek de iç açıcı değil. Ne demek istiyorsun sen? Niyeyse annemle baban da pek sık bir araya gelir oldular. Asu Hanım, iyi misiniz? Baba, ne oldu söyler misin? Nereye gittiniz siz bugün? Baba?